Yani toplamlar birleşmesi elementler sonu mavzusu bulan tanışalımız. İki de toplamı kuyudaki toplamlarını karayelik. A din. A, B, S, X, Y, 5, 6, 7. B toplam. A, S, X, D, 1, 2, 5. Bu toplamlarını karayelik. Ama birinci dairanı A bilan, ikinci dairanı B bilan belgeledik. A toplamının elementlerini bana bu dairaya yazalımız. Ne A elementi? A, her iki ara toplam getirdik işte. Demek onların umumi kısmını bana belge yazalımız. A. A'ni yazdık. B'ni yazalımız. B fakat A getirdik işte. Belge yazalımız. S. S her iki arası getirdik işte. S'ni hem bana belge yazalımız. Bana bu soha yazalımız. X her ikilisi tegishli. Demek X'ni ham shu yerga yozamiz. Y faqat A ga tegishli. Y'ni bu yerga yozamiz. 5 faqat 5 har ikilisi tegishli ekan. 5ni ham 5ni umumiy mana bu yerga yozamiz 5ni. 6 faqat A ga tegishli. 7 faqat A ga tegishli. Yani B'ni kalgan elementlerini görürüz. D, 1, 2, 1, 2. Ana her iki toplamın elementlerini cöylep çıktık. Yani bana bu A, B toplam, A ve B toplamların birleşmesi dedi yani bana bu toplam. Yani bana şuradaki barcha elementler, birleşmesi dedi elementlerin sonunu kandı tapamız. N, A, birleşme, B. Bunun için kuyudaki formüle uğurlu. A toplamının elementleri sonu koşu B toplamının elementleri sonu minus bunların kesişmesindeki elementler sonu. A kesişme B. Bana bu formüle uğurlu. Yeni de hazır bana şu tekşirip görüyoruz. A birleşmede ne işte o element var? Nasıl yapacağımız? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Yani çap tamamında 10 bitti. Birleşmenin 10 bitti elementi var. A toplamının elementleri neşte? Yani bana bu toplamda neşte elementi var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 deyken. B toplamda neşte elementi var? Bana bu toplamdaki elementlerden sana çıkalımız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 element var. Minus. Bunların kesişmesinde neşte element var? 1, 2, 3, 4. Bu 4 element var. Tekrarımız 8 7'ni koşsak 14. 14'dan 15. 15'den 4'ni ayırsak 11 olalı. Demek teynlik oralı. Bana bu teynlik ihtiyarı 2'de toplam için oralı olalı. Demek A toplamdaki birleşmedeki elementler sonu için A toplamdaki elementler sonunda B toplamdaki elementler sonraki koşup ondan, neticeden onların birleşmesi, kesişmesi deki elementler sonunu ayırırız. Kuyudaki masalarını görelim. Güruhdakilerinin 20 tası İngiliz dilini, 15 tası Nemis dilini, 10 tası hem İngiliz dili, hem İngiliz hem Nemis dilini biladi. 5 tasi ise bu tırlarını bilmeydi. Güruhta neçe kişi var? Neçe kişi var? Ya bunu anıklayınız. Demek güruhunu biz bir tur bir çay bilen ifadeleydik. Bana bu güruh olsun. Güruhdaki adamlar sonu. 20 tası İngiliz dilini biladı. Demek İngiliz dilini biladı yerlerini bir de daire bilen belgeleydik. İkililer iyi bilen belgeleydik. 15 tası demek iyi de 20 ta adam var. 15 tası Nemis dilini biladı. İkililer Nemis dilini biladı yerlerini en bilen belgeleydik.
Nemislər bu da deyirlər 15-də. Ve bunda 15-də 15 kişi ikən. 10 tası həm ingilis dilini, həm nemis dilini biladı. Demek ingilis dili həm də nemis dilini, hər iki dilini biladı. Ve mana bu yerdə onların ümumi qismində, kesişməsində 10 ta element var ekan. O həm ingilis dili, həm nemis dili bilə deyirlər. Hop, keyinə gəlsək oxuyuruz. 5 tası isə bu tillərini bilməyidi. Demek yana guruhda yana 5 kişi var ekan. Bunlar bu tillarını ingilis dilini ham nemis dilini ham bilmeydi. Bu degani qolgan 5 kişi mana bu ikkita doiradan tashqarida. Ular hech qaysi biriga tushmaydi. Xo'p, nimani topish kerak? Guruhda necha kişi bor? Demek mana bu to'r burchakda necha kişi bor? Shuni aniqlashimiz kerak. Xo'p, endi masalani eshitishni boshlaymiz. Mana bu yerda 10 kişi bor ekan. Mana bu doirada 20 kişi bor ekan. Demek hop, kelinglar, mana shu ikkalasini birlashmasida qancha odam bor? Shuni topamiz. Ingliz tili va nemis tili ikkita to'plamning birlashmasida qancha odam bor? Ya'ni kamida bitta tilni biladigan odamlar soni bu. Yuqorida ko'rgan formulamizga ko'ra bu ingliz tilidagi ingliz tilini biladiganlar soni qo'shib nemis tilini biladiganlar soni minus har ikkala tilni biladiganlar soni. N ingliz tili kesishma nemis tili. Mana bunday formula o'rinlaydi. Bu formuladan biz birlashmadagi elementlar soni, ya'ni necha kishi borligini biz aniqlaymiz. Ingliz tilini biladiganlar 20 ta. Nemis tilini biladiganlar 15 ta. Minus har ikkala tilini biladiganlar 10 ta. Teng. Xo'p, 25 ta ekan. Demak, 25 ta odam kamida bitta tilni biladi. Yoki ingliz tilini biladi, yoki nemis tilini biladi, yoki har ikkala tilni biladi. Qisqacha qilib aytganda kamida bitta tilni biladi. Va tashqarida til bilmaydigan yana 5 ta odam bor. Demak, guruhda hammasi bo'lib 25 qo'shib, yana 5 ta. 25 qo'shib, mana 5. Demek jami 30 ta 30 kişi bor ekan. Demak guruh 30 dan iborat ekan. Demak biz hozir bu yerda ikkita to'plam bo'lganda ularni birlashmasidagi elementlar soni uchun biz quyidagi formulani yozdik. Agar to'plam 3 ta bo'lsa unda quyidagi formula o'rinli bo'ladi 3 ta bo'lgani uchun. A to'plam birlashma B toplam, birlashma S toplam. Mana bu toplamdagi elementlar soni A toplamdagi elementlar soni qo'shing, B toplamdagi elementlar soni qo'shing, S toplamdagi elementlar soni yana minus. N A va B toplamlarining kesishmasidagi elementlar soni minus N B va S toplamlardagi B va S toplamlar kesishmasidagi elementlar soni minus n a va s toplamdagi elementlar soni va plus nihoyat a b s toplamlarning kesishmasidagi elementlar soni. Mana bu formula o'rinli. Endi universal toplamdagi elementlar sonini soni uchun quyidagi formulani yozamiz. N universal toplam teng n uni ixtiyoriy bitta qism toplami uchun masalan a universal toplamning bir ta qism toplami bo'lsa, u holda universal toplamni quyidagicha yozishimiz mumkin. A birlashma A'. Chunki agar A'ni birlashma A va A'larni birlashsa, universal toplamni beradi. Mana bu universal toplam bo'lsa, mana bu ixtiyoriy joyda A toplamni olaylik. Mana bu A toplam va uni tashqarisi A' bo'ladi. Bu toplamga mana bu tashqarisidagi mana bu toplamni qo'shsak universal toplamni beradi. Bu yerdan biz n a plus n a' minus n a kesishma a' formulani yozishimiz mumkin. Lekin a va a' toplamlarni kesishmasi bo'sh toplam, a va a' kesishmaydi. Shu sababli bo'sh toplam elementlar soni 0 ga teng.
Şunun için bir yerde biz NA koşu NH' formülünü hasıl kılalımız. Yani üniversite toplamı için biz bana bir formülünü yazalımız. Umumlu olarak da iki toplam kesişmesi, mesela o A toplam, ikincisi B toplam olsun, bunlar kesişmesi o halde A ve B toplamlarının birleşmesinin elementleri sonu NA koşu NB'ye deyin bunada. Çünkü bunların kesişmesindeki elementler sonu NA kesişmesi. Bana bu boş toplam bu geldiği sebeple NB'ye deyin bunada. Bunlar kesişmesi, bunların kesişmesi boş toplam bunada. Boş toplam bunada, boş toplamın elementleri sonu yok. Elementler sonu NB'ye deyin. Şu sebeple bana bu NB'ye deyin. Şunun için biz bunların formülünü hasıl kılalımız. Demek eğer A ve B toplamlarının kesişmesi boş toplam olsa bu halde bana bu formülü oradık yani.